Merhaba arkadaşlar, ilk sorting algoritmamız olan Selection Sort ile devam ediyoruz. Geçen ders bir başlangıç yapmıştık. Geçen ders ufak bir yerde hata yapmışım. Hata değil de ders doğrusu fazladan bir şey kullanmışım. Sıralı olan array zaten başı hep sıfır olduğu için sıralı olan array'in başını tutmamıza gerek yok. Burada sadece ihtiyacımız olan o kesişim noktası, yani nerede bitiyor, nerede başlıyor sıralı ve sırasız olan kısımlarımız. Onu da işte sırasız olarak diye de tutabiliriz her neyse. Şimdi nereye kadar devam edeceğiz? Bir integer i belirleyecektik. Sıfırdan başlasın. Başta sıralıdan başlasın demiştim çünkü sıfırdı ama hep sıfırdı o. Sıralı array'in başlangıç noktası değişmediği için. Sıralı array'den başlıyoruz aslında, doğru, ama onu ayrı bir değişken olarak tutmamıza gerek yok. Şimdi sıfırdan başlıyoruz. Nereye kadar? Ta ki bizim yukarıda tuttuğumuz eleman sayısına ulaşıncaya kadar. Eleman sayısı bizim listenin sonunu belirliyordu. İ eleman sayısından küçükken bu for döngüsü devam ediyor olacak. Ne zaman eleman sayısına eşit oldu, o zaman for döngüsü bitiyor olacak. Ve i'yi her seferinde arttırıyoruz. Şunu düzgün yazalım, eleman sayısı. Şimdi döngümüz bu. Peki bu döngünün içerisinde ne yapıyoruz? Her seferinde yaptığımız bir işlem var. Array'in maksimumunu, pardon, minimumunu bulup başa yazmak. Ama bizim yazmış olduğumuz minimumu bulma metoduna bakacak olursak, burada biz array'in tamamının içerisinde bir minimum buluyorduk. Burada ufak bir değişiklik yapmamız gerekecek. Array'in belli kısımlarında, yani sınırlı bizim verdiğimiz indeksler arasındaki bir kısmında minimum bulmasını istiyor olacağız. Dilerseniz bunu ayrı bir fonksiyon metodu olarak yapıp işte burada belli bir indeks belirtip onun içinde arayabiliriz. Ama isterseniz gelin biz bunu aşağıda kendi metodumuzun içine ekleyelim. Sıralamanın içinde olsun. Şu for döngüsünü alıyorum. Şimdi bu for döngüsü ne yapıyordu? Buradaki i'ler karışmaması için yeni eklediğim for döngüsüne i yerine j yazıyorum. Şuraları da şimdilik j yazalım. Fakat değiştireceğiz bazı şeyleri. Şimdi sıfırdan başlayıp array'in sonuna kadar gidiyordu. Normalde bizim for döngümüz minimumu bulurken. Fakat burada yapmamız gereken her seferinde sıfırdan başlamak yerine sırasızın başından başlıyor olacağız. Yani sırasızın başını sıfırla ifade etmiştik başlangıçta ve her ilerleyişimizde arttırıyor olacağız onu bir noktada. Çünkü yeni elemanı eklediğimiz zaman sıralı kısım bir artıyor, sırasız kısmı bir kaydırıyor olacağız. Ve eleman sayısına kadar gidiyor olacak. Yani sırasız da eleman sayısının arasında demek, şuradaki mavinin başıyla sonu demek oluyor aslında bir nevi. Şimdi kodumuza geri dönecek olursak, burada ne yapıyorduk? For döngüsünün öncesinde aslında belli bir elemanı en küçük kabul ediyorduk. En küçük kabul ettiğimiz öncesinde, şurada yukarıda bir integer belirleyelim. Int en küçük olsun. Yanlış yazdık. En küçüğü. Normalde ne yapıyorduk? Listenin başına eşitliyorduk. Sıfır diyorduk. Ama şimdi ufak bir fark var. Her seferinde listenin tamamını kullanmıyor olmayacağız. Mesela şuraya gelecek olursak, en küçüğü aradığımız aralık 5, 7, 6 arasındaydı. Eğer biri başlangıçtaki en küçük kabul edersek yeni bir en küçük bulamıyor olacağız. O yüzden yeni bulacağımız en küçükler için listenin 0. elemanını atamak yerine sırasızın başındaki elemanı, yani 5, 7, 6 için mesela 5'i atıyor olacağız. Her seferinde sırasız listenin en başındakini en küçük varsaydık. Daha sonra bu for döngüsü sırasız olan listemizde sırasız kısmında ilerlememizi sağlıyordu. Ve bu if ifadesi de eğer daha küçük bir elemanla karşılaşırsak yeni en küçüğün o olmasını sağlıyordu. Ve şimdi burada
en küçük elemanı biliyoruz. Ama en küçük elemanın sayı değerini biliyoruz biz. En küçük elemanın aynı zamanda indeks değerine de ihtiyacımız var bizim. Çünkü yer değişikliği yani swap yapıyor olacağız. Şu noktaya geldiğimizde en küçük elemanı biliyoruz. En küçük eleman hangisi? En küçük diye belirtebileceğimiz bu eleman. Bu noktada ne yapmak isteyeceğiz? En küçükle aslında sırasızın indeksleri arasında bir yer değişikliği yapmak isteyeceğiz. Fakat biz en küçüğün içerisinde sayı değerini tuttuk şimdiye kadar. Demek ki biz burada en küçüğün indeksine ihtiyacımız olacak aslında sayı değerinden çok. İndeksine sahip olursak zaten en küçük indekse. En küçük indeksi listeden çağırabiliriz. Yani en küçük indeks başta sırasızın indeksi olursa, yani sırasızın gösterdiği nokta, yani şurada mesela 5 noktası en küçük indeks olursa eğer, biz burada ilerlerken en küçüğe ihtiyacımız olduğunda en küçük indeksi listenin üzerinde bulabiliriz, listenin üzerinden ulaşabiliriz. Burada da en küçük indeksi eğer bulduğumuz eleman daha küçükse eğer en küçük elemanı atamak yerine en küçük elemanın indeksi olan j'yi atayabiliriz. Yani şurada ne yaptık? Önceden biz en küçük değeri buluyorduk. Artık programımızın minimum fonksiyonu en küçük değerin bulunduğu indeksi buluyor. En küçük indeks. Neleri yer değiştirmek istiyorduk? En küçük indeksli elemanla sırasızın başındaki eleman. Neden? Çünkü sırasızı bir arttırdığımız zaman onun yerinde sıralı olan kısım olacak. Sırasızı da bu noktada bir arttırabiliriz. Bu döngü ne zamana kadar devam ediyor? Ta ki sırasızımız sona ulaşıncaya kadar. Daha doğrusu buradaki yukarıdaki i sıfır eleman sayısına ulaşıncaya kadar. Yani aslında sırasızın başını da biz buradaki i olarak tutmuşuz. Yani sırasız olarak yeni bir değişken belirlemek yerine biz i'yi de kullanabilirdik. Sırasıza bakarsanız nerelerde kullanıyoruz? Buralarda kullanıyoruz. Fakat sırasız her seferinde buradaki for döngüsünün i değeriyle aynı. İsterseniz o değişikliği de yapalım. Her seferinde i'den başlıyoruz. Aramaya da i'den başlıyoruz. Sırasızın başından başlıyorduk çünkü. I ile yer değişikliği yapıyoruz. I'yi ayrı bir şekilde arttırmama gerek yok. Çünkü for döngüsünde zaten i'yi arttırıyoruz. Artık bu sırasız gereksiz. Hatta yanda sarı bir işaret var. The local variable sırasız is never read diyor. Asla okunmuyor. Remove sırasız and all assignments dersek sırasızı Eclipse'de kaldırıyor olacak. O bir hata değildi de warning'ti, uyarıydı. Bu gibi uyarıları kontrol etmekte fayda olabiliyor bazen. İşte gereksiz olan kullanılmış değişkenler vesaire gibi şeyler olabiliyor. Şimdi burada ne yaptı? Selection sort'umuz array'deki az önce de açıkladığımız gibi sırasız olan kısmın her seferinde en küçüğünü bulup listenin başındaki sıralı kısmı atadı. Hatta sırasız indeksinin gösterdiği yere atadı. Çok fazla sıralı sırasız dedik biliyorum. Gelin isterseniz çalıştırıp sayı listesini deneyelim. Buna bir tane main metod ekledim sayı listesinin içerisine. Public static. İsterseniz buraya değil de ayrı bir class olarak ekleyelim daha düzgün olsun. Buradan projeyi new diyorum. New class. Sayı dene olsun mesela adı. Buraya da public static void main diyorum. Buraya da bir string kare parantez args dedim. Küme parantezi açtık, kapadık. Şurada public olacak. Sayı listesinin yeni bir objesini oluşturalım. Sayı listesi liste eşittir new
sayı listesi diyerek oluşturabiliyorduk. Bir de eleman kapasitesine ihtiyacımız var. Diyelim ki 10 elemanlı bir liste olsun bu. Listenin ekle metodunu kullanalım. Eklenecek elemanlar her seferinde indeksi de soracak. Fakat ben her seferinde başa ekleyeyim. Nasıl elemanları karışık bir şekilde ekliyor olacağız. 3, neyse onu aşmıyor sanırım. Burada şimdi karışık bir şekilde elemanları yazıyor olacağım. Bir de listeyi yazdıralım isterseniz burada. Bakalım bu programı çalıştırdığımız zaman listeyi yazacak mı? Listeyi yazdı. İsterseniz yazdırma fonksiyonunu biraz değiştirelim. Alt alta değil de yan yana yazıyor olsun. Çünkü pazar listesi olmadığı için artık bu yan yana yazmamız daha güzel olacak. System out print eleni system out print yapıyorum ve buraya da listenin iyisini yazdıktan sonra bir adet boş string ekledim artı ile birlikte. Ki hani aralarda boşluk olsun karakterleri ayırabilelim diye. Tekrar çalıştırdığımda gördüğünüz gibi 8, 22, 5, 4, 1, 2, 5 diye yazdım. Bu sefer liste neydi? Selection sort. Selection sort'u çağıralım. Ve tekrar listeyi yazdıralım. Bakalım acaba doğru mu yaptık? Sıralanmış bir şekilde çıkacak mı? Durun ona bakmadan önce şurada bir tane de system out print Eren diyelim ki alt satıra geçsin. Şimdi bakalım 1, 2, 4, 5, 5, 8, 22 gayet güzel çalışmış. Şöyle bir kontrol yapalım. 7 eleman eklemiştik biz. 3 eleman daha ekledim. Acaba sınırlarla ilgili bir sorun var mı? Onu görmüş olalım. Tekrar çalıştıralım. 10 elemanımız var ve yine bize sıralanmış bir liste verdi. Yani herhangi bir sorun yokmuş. Selection sort'u güzelce yapmışız. Şimdi burada elemanları küçükten büyüğe dizdi. İstesek büyükten küçüğe de yapabilirdik. Sayı listesine gidelim. Selection sort bu normali olsun. Bir de terste ne olsun? Selection sort'un kendisini kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Hemen uyarı verdi gördüğünüz gibi. Aynı isimde çünkü metot yazmış oldum. Selection sort ters olsun bunun adı. En küçük indeks yerine bu sefer en büyük indeks kullanıyor olacağız. Gelin şöyle değişik bir şey deneyelim. Bunu tıkladım. Gördüğünüz gibi tıkladığım zaman bu değişkenin kullanıldığı yerleri highlight etti. Yani böyle üzerini taradı. Fakat yukarıdaki diğer selection sort'ta kileri taramadı. Yani bu ikisinin farklı olduğunu ayırt edebiliyor program. Sağ tıklayıp refactor diyelim ve buradan rename'i seçelim. Yeniden adlandır. Şimdi bakın yeniden adlandırılacak bir alan belirdi. Diğer en küçükleri de kare için aldı fakat diğer selection sort'un içindekileri almadı. Bu program tanıdığı değişkenleri aynı anda değiştirmemizi sağlıyor olacak. En büyük indekse çevirdim mesela en küçük indeksi. Alttaki selection sort bundan etkilenmedi. Şimdi burada ne yapıyor olacağız? Burada da en büyüğü bulurken kullandığımız işi yapıyor olacağız. Sadece okun yönünü değiştirdim. Sayı deneye gidelim. Bu sefer selection sort tersi çağırıyor olayım. Ve kullanalım. Gördüğünüz gibi bu sefer büyükten küçüğe dizmiş oldu. Gördüğünüz gibi bu bölümde ilk sorting algoritmamızı birazcık anlatmaya çalıştık. Hafif de kekeledik ama her neyse. Sıralama algoritmaları bayağı işimize yarıyor olacak. Ve ilk gördüğümüz algoritma daha bir basit düzeydeydi. Fakat çok büyük listelerin sıralanmasında yeterli olmayacak. Hem daha hızlı algoritmalara ihtiyacımız olabilecek bazen. Bazen de farklı amaçlar için kullanacağımız sıralamalar olacak. Fakat onlardan önce daha basit ama yavaş çalışan algoritmalardan bir tanesi olan Bubble Sort'u görüyor olacağız bir sonraki bölümümüzde. O daha farklı bir mantık kullanıyor. Fakat hemen hemen çok fazla farkı olmayan bir algoritma. Sonraki bölümümüzde görüşmek üzere, hoşça kalın.